Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen kamu personeli danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada kamu görevlilerinin beklentilerinin hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. KPDK'nın toplu sözleşmeye ilişkin açıklamaların yapıldığı bir zemin olduğunu dile getiren Yalçın, toplumun büyük bölümünün 4C ve 4B statüsüne geçirilmesi ve 4C statüsünün kaldırılmasını beklediğini kaydetti. Yalçın, kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK'nın üst düzey sorumluluk alması ve oluşturulacak alt komisyonlarla da çözümlerin hızlandırılması gerektiğini belirtti. 3600 ek gösterge ilişkin çalışmaları da yakından takip ettiklerini dile getiren Yalçın taleplerini şöyle sıraladı. Bu masadan 4C'nin 4B statüsüne geçirilmesi ve 4C statüsünün literatürden temizlenmesi konusu bu zeminin ürettiği bir sonuç. Birçok başlıkta yine bu zemin üzerinden çözüldü. Komisyon şeklinde alt çalışmalar, KPDK'nın buradaki gündemini çalışacak komisyon şeklindeki alt çalışmalar konusu bizim bundan önceki en az 4 KPDK'da üzerine özellikle odaklandığımız konuydu ki burada sadece sorunların sıralandığı bir mekanizma olmaktan ziyade çözümlerin kamuoyuyla paylaşıldığı ve müjdelerin verildiği bir mekanizma olmasına ilişkin hüviyetini artırma gibi bir özelliğe tekabül edecekti bu yaklaşım. Onun için burada mutlaka ama mutlaka konuştuğumuz konuların alt komisyonlarda çalışılması ve çözüme hazır hale getirilmesi, servise hazır hale getirmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge konusu kamuda yoğunluklu olarak tartıştığımız bir konu. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda 24 Haziran'da ifade ettiği 4 meslek grubu üzerinden kamu görevlilerine müjdelediği bu durum kamu görevlilerinin haklı beklentilerini bu anlamda gündeme getirme noktasında bize burada bir sorumluluk yüklüyor. Onun için bu konuyu gündemde olarak devamlı takip ediyoruz. Bu toplantının da ana gündemi bu olsaydı keşke. Onun için bir çalışma yapılıp yapılıyor mu, yapılmıyor mu bu konuda bir bilgilendirme ihtiyacımız söz konusu ifade etmek isterim. Çeşitli meselelerle artması dolayısıyla kamu görevlileri olarak biz kayıplar yaşıyoruz ve bu kayıplar satın alma gücümüzün düşmesini beraberinde getirdi. Yıllık anlamda da gelirlerimizde reel kayıplar gibi tamir edilmesi gereken boşluklar üretti. Onun için bu konuda sadece enflasyon farkı olarak 6 ayda bir devreye girecek bir düzenekten ziyade enflasyonun verilen masada kararlaştırılan zammı geçtiği aydan itibaren artan kısmı anında yansıtılmalı ki bu anlamda gelir kaybı oluşmasın ve alım gücünde düşüşler meydana gelmesin. Bunun için mutlaka ama mutlaka dönem sonu beklenmemeli. Bir an önce bu Eylül ayında süreç yüzdelik zammın üstüne çıktı. Enflasyon rakamları yüksek çıkması dolayısıyla. Onun için hem Ocak'ta enflasyon farkı önümüzdeki 6 ay için gelirken aradaki boşlukta tazmin edilecek şekilde bir düzenlemenin beraberinde devreye konulması gerekiyor. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplu sözleşmedeki temsil meselesinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirterek kamuda sendikal ayrımcılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. KESK Mali Sekreter Elif Çuhadar da kadın istihdamına yönelik sorunlara ve çözüm önerilerine değindi.